Laleciğim. Babaanne. İyi var kızım, iyi misin sen? İyiyim. Hı? Sen iyi misin? Ben iyiyim çok şükür. Onur gelmedi galiba ha? Yok, işteydi o. Ha. Ben arayayım değil mi onu? Ara ara. Ara hadi ara. Ya Onur, sen neye alet ettin beni böyle, alacağın olsun senin. Lale ile aranız düzeldiği zaman bunların hepsini anlatmak istiyorum. Her şeyin senin başının altından çıktığını bilsin yani kız. Tamam tamam, ona bakarız, bir şekilde ayarlarız da. Bugünkü performansın gerçekten çok iyiydi. Sana ne kadar teşekkür etsem az. İnşallah öyledir de baksana, ne arayan var ne soran. Arayacak, eli kulağında. Yanılmam. Lale konusunda yanılmam. E hadi açsana. Efendim? Lütfen. Beklesin biraz. Ne anlat. Hadi açar mısın lütfen? Dur biraz ya, bekletelim, ne olacak yani, konuşuruz nasılsa. Acil bir şey yok ya. Hatta dur bak. Yok artık Onur. Vallahi delirteceksin kızı sen ya. Delirsin, delirsin, o hak etti. Ben delirdim biraz da, o delirsin. Yoğun herhalde, çok çalışıyor ya. Çok yoğun. Hele bu aralar o kadar yoğun ki. Yani oteller, jacuzziler, sürpriz toplantılar falan. Ya. Açayım bari. Alo. Lale. Alo. Onur. Lale. Duyamıyorum sesini tam. Ne yapıyorsun? Onur neredesin? Aşkım neredesin? Ben mi? Ben neredeyim? Şeydeyim ya, şirketteyim. Nerede olacağım? Holdingdeyim. Anladım. Şey, kalabalık mesai toplantılar diyorsun. Hayırlı işler. Hayırlı işler, Allah bereket versin. Bir tanem benim. Sağ ol, sağ ol. Ya işte holding işleri yoğun. Yani başımı kaşıyacak vaktim yok. Ah tabii ya, senin de işin ne kadar zor. Peki güneşli miydi hava? Burada çok güneş vardı. Şey, faydalanabildin mi yani güneşten? Kemiklerin ısındı mı diye ben merak ettim. Yani şu an var ya, güneş adeta yanımda. Ya güneş gerçekten çok önemli yani. Güneş benim için ayrı bir şey. Güneşe bayılıyorum diyebilirim yani. Dikkat etseydin, çarpmasaydı güneş. Bir tanem. Her şeyi de düşünürsün benim güzel kızım. Çok yoğunsun bu aralar Onur, çok yoğunsun. Bak İsmet babaanne de fark etti onu. Çok yoğun olduğunu söyledi, kolay gelsin diyor. Yani biraz dinlenmen için bizim acilen bir tatile çıkmamız lazım gibi. Ha, tamam, bakarız, bakarız ona. Onur, kim o hayatım? Sen, ben, bir de bakmakta sorumlu olduğumuz bir bebeğimiz var Emir. Hani aile olduğumuzu, ne kadar mutlu olduğumuzu bir hatırlayalım, değil mi? Lale, şu an çok yoğunum gerçekten. Ve yani odaklanamıyorum. Konuşuruz bunları, tamam mı? Görüşürüz. Görüşeceğiz tabii. Niye görüşmeyelim değil mi? O nasıl bir söz? Yani ama ben hiç bölmeyeyim seni. Hiç bölmeyeyim. Tamam mı aşkım? Ne yapsın? Çok yoruluyor. Yazık. Böyle nereden bana ekmek çıkar diye didiniyor ya. Didiniyor. Ya. Kolay mı tabii aile babası olmak? Ne yapsın? Dişini tırnağına takacak elbet. Tam 12'den vurduk. Vallahi pes diyorum artık sana. Benden bu kadar. Ben artık senden korkmaya başladım. Müsaade mi alıyorsun yani şu an? Müsaade mi istiyorsun? Evet, bana lütfen. Öyle bir şey yok. Lütfen. Öyle deyince gidemiyorsun. Bir saniye. Bir şey konuşmuştuk ya, yapmayacak mısın? Emin misin? %100. Onur neler yaptın kıza, yetmedi mi ya? Yetmez. Lale'ye şu an yetmez. Şu yeni takımınıza bir imza alabilir miyim şu formayla ha?
Şöyle. Tamam mı? Al bakalım. Şahane. Bugün yaptıklarıma gerçekten inanamıyorum. Yeni takımınız hayırlı olsun. Gerçekten müthiş bir imza oldu. Bir de şimdi görsün bakalım Lale Hanım nasıl olacak. Onur geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk babaanneciğim. Kusura bakmayın toplantı biraz uzun sürdü o yüzden geciktim. Bir şeyler yiyebildin mi bari? Ben açsan yemek hazırlayayım sana. Aa, yok yok yedim. Toplantı esnasında bayağı bir yedik hatta. O yüzden çok tokum yani biraz da yorgunum. O yüzden kusura bakmayın ben yetiyorum izninizle. Tabii tabii. İzin senin aşkım, izin senin. Onur. Koltukta ben yatarım. İyi. İyi. Aziye de uşak tut ya. Sormadım abla. Bu ruj lekesi kimin diye mi soracaktım? Bir de sorup kendimi küçülteceğim. Saçmalama. Ayrıca burnumun dibine kadar sokmuş zaten. Nesini söyleyeceğim, nesini soracağım ben ya? Ablacığım, vallahi ne diyeyim bilemedim ya. Of. Lale, bana bak ağlıyor musun sen? Hayır, saçmalama ya. Ne ağlaması? Ablacığım. Bak sakın ağlama. Bak bu erkek milleti için var ya, tek bir damla gözyaşı dökmeye değmez ha. Haklısın. Abla, ben daha fazla bu evde durmak istemiyorum. Sabah erkenden Emir'i alıp geleceğim yanınıza. Ya İsmet Hanım ne olacak? Zaten her şey onun için ya. Yoksa bu evde ne işim var benim? Güzel bir dille, anlayacağı bir dille anlatırız durumu. Ne yapayım? Yarın zaten randevusu var. O esnada ben de evden çıkarım. Gelirim, olur mu? Gerisine de artık. Sonra bakarız. İyi. Peki ablacığım nasıl istersen. İyi hadi yarın görüşürüz. Tamam canım. Rahat uyuyor ya. Ben burada ölüyorum. Adam bebek gibi uyuyor. Gamsız Onur. Dünya yansın, lale yansın. Senin hasırın yanmasın. Öküz. Öküz. Günaydın. Bu ne ya? Günaydın. Asker arkadaşım olduk şimdi biz. Ben senin çevirdiğin dolapları var ya, fitil fitil burnundan getireceğim. Yani yıllarca dil döksen yine affetmeyeceğim seni. Sen dur. Sen dur. Ben çözeceğim.
Ben bu işi çözeceğim. Görürsün Onur. Görürsün. Can. Hı? Nerede? Nerede ceketin senin? Hı? Bunu mu giydin? Bunu mu giydin? Bakayım. Nerede bakalım? Kartlar. Kartlar nerede? Maşallah bütün mahallenin kartlarını da doldurmuşsun cebine. Tabii. Sakla. Sakla sen aşk mektuplarını cebinde. Aman kaybolmasın. Davalı Onur Saran, davacılarla Saran'ın evlilikleri boyunca ofis çalışanlarıyla sürekli flört ettiği, başka kadınlarla aşk hayatı yaşadığı davacılarla Saran tarafından tespit edilmiştir. Davalı eş Onur Saran'ın eşini ve oğlunu ihmal et. Ama ben böyle bir şey söylemedim ki. Ah, ah Hürriyet Hanım ya. Yazmış da yazmış. Tabii Onur da bunları okudu. Uf, sinirlenmiştir kim bilir. Demek o yüzden bana böyle davrandı. Arkamdan böyle kumpas çevirdi. Ya nasıl inandın ya böyle düşündüğüme? Hani bir de birbirimize dürüst olacaktık. Hiç yalan söylemeyecektik, her şeyi konuşacaktık. Bir de öyle söylüyordu bana. Ya ben seni başka bir kadınla gördüğümde ne kadar kalbim kırılır hiç düşünmedin mi bunu? Bravo Onur. Bravo. Görürsün ama sen. Göreceksin. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın aşkım. Canım. Aşk. Anneye günaydın diyelim mi? Aşkım. Ah, öp bakalım anneye. Oh. Aşkım. Telefona bakmam lazım. Bak tabii. Pardon. Efendim. Efendim canım. Nasıl gidiyor? Çay da demlendi, sofraya geçebilirsiniz. Onur. Onur, evladım kahvaltı hazır. Geliyorum babaanne. Tamam canım. Tamam canım. Görüşürüz. Dikkat et. Tamam. Hoşçakal. Sen kapa, sen kapa diyorsun yani. Nasıl? Yok bir şey yok. Hadi kahvaltıya geçelim hadi. Hadi o zaman hadi. Babaanne maalesef. Benim yine işe gitmem gerekiyor çünkü. Ne yapalım? Alıştık artık evladım. Laleciğim, hemen şöyle bir şeyler hazırlasaydın hemencecik şöyle. Ama onun toplantıları kahvaltılı. Yani dört dörtlük herhalde yapıyor kahvaltısını değil mi aşkım? Evet aşkım. Benim hazırlanmam gerekiyor izninizle. Yapalım tamam. Babaanneciğim küçük bir işim var benim. Şuraya hemen geliyorum. Ben bu gece geç gelirim, beni beklemeyin. İş yemeğimiz var. Tamam, problem değil. İstediğin kadar geç kalabilirsin. Zaten yakın zamanda özgür bir erkek olacaksın. Sıkma canını öyle. Onur, bir dakika bir dur. Hemen geliyorum. Evet. Şunu bir... Evet, onu bir çıkaralım bunu. Çünkü mavi kravat sana çok yakışıyor, gözlerini ortaya çıkarıyor. Bunu tak. Kadınlar uyumlu erkeklere bayılırlar. Ay bir eksik daha var, dur. Şunu da. Bir döner misin? Ne yapıyorsunuz? Sen anlamadın ki. Parfüm çok önemli aşkım. Çok özür dilerim, ağız alışkanlığı olmuş. Parfüm çok önemli. Şöyle bir... Şöyle bir dönebilir misin Onur? Şöyle bir dön bakalım. Yakanı da bir indirelim. Pardon. Tamam. Jilet gibi oldun.
yapıyorsun? Vallahi jilet gibi oldun. E tamam, hadi. Hayırlı işler. Dikkat et. Onur. Hay. Hayırdır? E seni geçiriyorum. Ha, gerek yok, ben giderim. Ay olur mu öyle şey? Şimdi babaanne falan görürse ne der ondan sonra? Bu arada sen bu akşam istediğin kadar geç kalabilirsin. Benim zaten dersim erken bitecek. Az işim var orada. Annemlere geçerim. Ha bu arada çok geç kalacaksan eğer ben de dersten sonra kızlarla takılırım akşam. Yani ben çok da geç kalmam diye düşünüyorum ya. Şimdi bir baktım da... Ya sen sıkma kendini hiç. Odaklan işine. Zaten İsmet babaanne de ikizleri görmek için Filizler'de kalacakmış. Ben de Emir'le annemlerde kalırım. Bakarız yani, konuşuruz, tamam? Hadi. Hayırlı işler, bol kazançlar. Abacığım ne bu hal? Nereye gidiyorsun böyle? Abla şu billboard çekimine gidip geleceğim hemen. Gitmedin mi yavrum? Çekmediniz mi siz? Birkaç plan kaldı. Hemen halledip geleceğim ben zaten. Ha, gideceğim geleceğim dediğine göre bana ihtiyaç yok yani. Ya anneciğim sen de gel istersen. Ay yok istemem, hevesli değilim de yani. Ben siz becerebilir misiniz acaba? Onu düşünüyorum ben. Vallahi anneciğim maşallah senin elinden de her iş geliyor ha. Teşekkür ederim. Aa Lale gel. Ablacığım hoş geldin. Ne oldu Lale? Kötü bir şey mi oldu? Ne bu surat? Hani iyi bir şey oluyor mu diye bir sorar mısın? Okulda var ya çocuklar çıldırttı beni. Onur desen zaten sinirime sinirime geliyor. Ne oldu? Anlatsana. Of anne, of. Böyle işte. Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. O belli ki dilekçeye bozulmuş. Tamam mı? Bir ara bir konuşup düzeltirsin aranı. Ama yani biz birbirimize bir şey olduğu zaman söyleyecektik. Öyle anlaşmıştık. Ama o arkamdan iş çevirmeyi seçti. Gitti kadınlarla bana kumpas kurdu. Hah, erkek değilmiş de. Sinsi şeyler. Ay o kadar gözyaşı döktüm be. Ağlamaktan ölüyordum neredeyse. İçin çıktı ablacığım. Allah ödüm kopmuştu ha. Bir dakika ama sen niye dilekçeyi imzaladın? İmzalamayacaktın yavrum. Anne ne yapayım? Emri vaki oldu. Yani Hürriyet Hanım kapıya göndermiş dilekçeyi. İsmet babaanne de anlamasın diye ben de kapıda hemen okumadan imzaladım. Çok kızdım Hürriyet Hanım ama o da mahkeme bir an önce boşasın diye bunu yapmak zorundaydım, yazmak zorundaydım dedi. Ama yok ben Hürriyet Hanım'ı devreden çıkarıyorum. Yani davaya Onur'la gideceğim. Yalnız ablacığım bir şey söyleyeyim yalnız. Onur da ayıp etmiş ya. Abla ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ama Onur'un benim üzüldüğüm kadar üzülmesini istiyorum. Hiç öyle doldurma kendini. Onu çektiği kadar ben de yok öyle şey. Tamam mı? Sakin olun biraz. Ayar verme hemen kendine. Resmen Daltonlar gibiler ya. Sıra sıra Daltonlar bunlar. Samet de ne yapıyorsa orada. Aa, niye öyle söylüyorsun ablacığım? Yani seyyar da olsa patron sayılır bugüne bugün seninki ayol. Aa, nereden benimki oluyormuş? Ay. Beyler, öyle süklüm püklüm durmayın. Biraz gülümseyin falan. Kendilerini güçlü sanmasınlar. Doğru diyorsun bacanak. Kuyruğu dik tutmak lazım. Ben kuyruğu Nergis'e kaptırdım Kurtuluş abiyi. Nasıl dik tutayım? Ay la ya. Bir bak ya, zerre kadar umurumda değilim yani. Yemin ediyorum şu evi ben bir tutayım da bakayım. O zaman beni görmezden gelebiliyor mu? Ben var ya, 5 katlı köfteciyi bir dikeyim. O Koray'ı bu kapıya paspas yapmazsam var ya, bana da Samet demesin. Aa, geldi. Ne işi var lan yine bunun burada? Samet tamam, sakin ol, zayıflık gösterme, sakin. Nergis, ben de sizinle geliyorum. Hadi ablacığım, görüşürüz. Hoppala. Nereye gidiyor bu ya? Dur. Zayıflık gösterme ablacığım. Çok eğlenin, tamam mı ablacığım? Gördünüz mü Onur Bey? İşte insan kendini tutamıyor, durduramıyor kendini. Tamam. Hadi, hadi selametle, hadi. Dur.
Çok güzel. Bravo. Çok güzel. Evet, kestik, parlamalalım. Saç makyaj baksın. Çok güzel. Kameralara çok yakışıyor değil mi? Evet, çok. Çok güzel. Maşallah. Kameralar da sizinle aileyi pek seviyor. Sen de bence bayağı bir fotojeniksin. Teşekkürler. Koray Bey, ben sizden bir şey isteyebilir miyim? Yani bir mahsur olur mu? Yok, tabii. Ama şu beyi kaldıralım. Yani Koray da bana. Tamam. Tamam. Koray, şimdi ben Onur'a küçük bir şaka yapmak istiyorum. Onur'a? Evet. Okey. Şöyle düşündüm. Hanım. Nergis. Aa. Abla. Bakıyor mu? Kim bakıyor? Aa. Onur burada da. Bakıyor mu? Çaktırmadan bir bak. Samet de orada. Ya sen bunun için böyle giyindin. Ben de bu işe merak saldım falan sandım. Ay yok ya, ne alakası var? Onur'a küçük bir sürpriz yapmak istedik. Onur Bey. Arkadaşlar bu arada Onur Bey aracından iniyorlar. İsterseniz yavaştan geçelim. Başlayalım o zaman. Bol şans. Merhaba. Merhaba. Bay Risto. Yüksek bir çekim olmasını istiyorum. Ne yapacağımı çok iyi biliyorsun. Tabii tabii, ben de. Evet, hazır mıyız? Evet. Evet, güçlü bir kadınız. Mükemmel. Dünyaya kafa tutuyoruz. Tutalım. İşte böyle. Oturuyorum. Çok iyi. Tabii. Tamam. Sen bir gülsün. Hem narin bir çiçek hem de zehirli dikenlerin var. İşte böyle. Çok iyi. Efendim? Onur. Lale, ne yapıyorsun sen? Onur, ne oluyor? Ne demek ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor? Ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Ya Koray aile serisi yapmak istemiş. Rica etti. Ben de kabul ettim yani. Ne var bunda? Ne var bunda? Evet. Sen ciddi ciddi bana ne var bunda mı diyorsun? Bu kadar basit mi yani? Onur, ikimiz de özgür insanlarız. Ya istediğimiz işi yapabiliriz değil mi? Buna karışmaya hakkımız yok. Bu kadar da ilkel değiliz herhalde. Ayrıca sen istediğin insanla görüşüyorsun. Ben de görüşebilirim. Abartmayalım bu durumu ya. Uzatmayalım bence. Abartmayalım, öyle mi? Peki Lale. İyi. Koraycığım, eğer bittiyse ben gideyim. Lale, teşekkür ederim. Eline sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Nergis, hadi gidelim. Gelin Nergis. Şişt, baksana bana. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sana da merhaba Onur. Bana laf salatası yapma. Eşimle baldızımla ne yapmaya çalıştığını söyle bana. Görmüyor musun? Katalog çekimi yapıyoruz. Allah Allah, cevaplara bak. Lale'den de Nergis'ten de uzak duracaksın. Bak Koray, seni uyarıyorum. Güzel güzel uyarıyorum. Eğer bir kere daha dediğimi yapmazsan, onları üzersen seni doğduğuna pişman edeceğim. Senin bu olayların nedir ya? Ha? Böyle sürekli geliyorsun, sen taktın mı bize? Senin amacın ne? Lale benim eşim, bu bir. Sen ciğeri beş para etmez herifin tekisin, bu iki. Sadece Lale ile Nergis için değil, herhangi bir kadını senin için uyarmak lazım. Senin nasıl adi bir adam olduğunu anlatmak lazım onlara. Arkadaşlar bir bakın buraya, bir dinleyin beni. Sizin bu patronum dediğiniz adam var ya,
en önde gideni. İnsanların, özellikle kadınların bu adamın gözünde hiçbir değeri, kıymeti yok. Dikkat edin diye söylüyorum, tamam? Herkesin haberi olsun istedim. Hadi bakalım. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, hadi. Herkes işinin başına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.